YouTube'un En Kreaz kanalı Kreasizm'e hoş geldiniz. Bu videoda PES 2021'deki kulüp seleksiyonlarda verilen oyuncuların, hediye oyuncuların diyelim, özelliklerine bakacağız. Bergkamp için Arsenal'ı alabilirsiniz. Messi için Barcelona'yı, Ronaldo için Juventus'u, Beckham için Manchester United'ı ve Oliver Kahn için de Bayern Münih'i satın alabilirsiniz. Bunlar sizlere verilecek. Bunlarla ilgili işte 2 tane alabiliyor muyuz, 3 tane alabiliyor muyuz, 5 tane alabiliyor muyuz gibi sorular artık çok sıktı. Ve gerçekten %100, %100 diyorum, bakın %100 bir bilgi yok ortada. Sadece bilinenleri söyleyip geçip oyuncuların özelliklerine geçmek istiyorum. Videonun amacı bu çünkü. Şöyle söyleyeyim sizlere, PES 2021 için bilgisayar kullanıcıları sadece bir tane alabiliyor. Yani siz Juventus aldıysanız diğerlerini alamıyorsunuz. Ama Xbox ve PlayStation'da işler değişik. Xbox ve PlayStation'da 5'ini de alabiliyorsunuz. Bu 5 ikonu da vereceği anlamına geliyor. Fakat bu 5 ikonu aynı takımda oynatabiliyor musunuz? Her 5 ikon paketini aldınız diye, o takım sürümlerini aldınız diye her biri için 3000'er coins veriyor mu? Bu konu büyük ihtimalle soruların cevapları evet, ama büyük ihtimalle diyorum. Çünkü Konami'nin sağ solu belli olmuyor. Bir açıklamada öyle, bir açıklamada böyle. Dediğim gibi büyük ihtimalle evet, bu saydıklarımız oluyor. Yani 5'ini de alırsanız 15.000 coins artı 5 ikonik efsaneyle oyuna başlayabileceksiniz. Ama aması var. Ben bunu net söylemiyorum çünkü dediğim gibi Konami'nin işi belli olmaz. Ben o topa girmek istemiyorum. Bu gibi soruları da baştan cevaplandırmış olalım. Şimdi Arsenal için Bergkamp, şuradaki sıraya göre gidelim. En çok biliyorum Messi ve Ronaldo isteniyor. Bu arada şunu söyleyeyim. Sitenin linkini bırakacağım. Zaten görüyorsunuz, pesmaster.com. Türkçesi de var. Türkçe seçeneği de var sitenin. Buradan girip siz de tek tek özelliklerine bakabilirsiniz açıklama kısmından. Sitenin linkini sizlere bırakacağım. Burada şahsi yorumlarımı yapacağım. Oyuna ne kadar etki edebileceklerini tahmin edeceğiz. Tabii ki 2020 ile bağlantılı olarak biraz da tahmin edeceğiz. Başlayalım. Bergkamp'la başlayalım. Son seviyeleri alacağım. Şöyle Türkçe yapalım. Son seviyeyi alacağım. Kulüp bas diyor. Yani Arsenal alındığında 98 oluyor. Herhangi başka takımda 97 oluyor. Ben bunları özellikle sadece Bergkamp için değil, hepsi için aynı şeyi yapacağım. Kulüp bossuz hallerine bakacağım özellikle. En son kulüp bossta bakalım. Neden? Çünkü Arsenal aldık diye Arsenal formalarıyla bir sezon geçirmeyeceğiz. Bir yıl geçirmeyeceğiz. İlla ki takım değiştireceğiz. Dolayısıyla biz bu adamı 98 değil de 97 oynatacağız genel itibariyle. Ya da diğer oyuncular için de aynı şey geçerli çoğunlukla. O yüzden kulüp boss olmadan sizlerle birlikte birazcık inceleyelim. Şimdi bu adam GF ve SF oynayabiliyor. İkisinde de 97 oynuyor son seviyede. Bir de OS oynuyor, ofansif orta saha. Burada da 99 oynuyor Bergkamp. Peki bakalım Bergkamp'ın yeteneklerine. Hücum 94, ofansif farkındalık, bitiricilik çok iyi 95, şut gücü güzel. Zayıf ayak kullanımı maalesef iyi değil. Mesela ters pozisyonlarda zayıf ayak kullanımıyla güzel şutlar çekemeyeceğiz. Dış plasesi var mı? Tabii ki burada hemen o devreye giriyor. Tabii ki var. Dış plasesi olduğuna göre sıkıntı yok. Yani zayıf ayak yeteneğinin bir olması çok da büyük bir handikap değil bizim için. Zayıf ayak yeteneği sıkıntı yok. Top sürme, top kontrolü, sıkı top tutma gayet iyi. Denge 90, sıkıntı yok. Defansif özellikler çok önemli değil. Kafa vuruşuyla gol atamayacaksınız. Boyuna da bakmak istiyorum. Burada 1.88 uzun sayılabilecek bir forvet. Aslında kafa toplarında etkili olması beklenir. Sıçrama ve kafa iyi değil. Ve agresiflik 79. Geçiyorum, defans zaten önemli değildi bu adam için. Fiziksel temas kısımları. Hız 82 maalesef son seviyede. Bu adamın en büyük handikapı bu olacak. Hız, hızlanma çok çok kötü. Fiziksel temas ortalama bir seviyede forvet oyuncusu için. Dayanıklılık 82 kötü. Bu adam 90 dakika hiçbir zaman çıkaramaz. Kontra hedef verseniz dahi tam anlamıyla 90 dakikayı zor çıkarır. Formu güzel 7 olacak. Bu arada form durumlarının C'ye döneceği şeklinde bir söylenti var. Bu ikon kartlarının da, onun da netliği yok. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Form durumunun 7 olması her türlü güzel. Pas kısmı alçaktan pas, yüksekten pas, duran toplar, falso. Duran top biraz düşük ama falsosu, alçaktan ve yüksekten pasları gayet iyi. Şimdi bu adam için, sırf bu adam için Arsenal alınır mı? Asıl soru bu. Bence hayır. Bergkamp için şahsen ben Arsenal'ı almam. Neden? Ben forvetten hız,
Özellikle hız ve hızlanma konusunda çok büyük beklentileri olan bir insanım. Dolayısıyla hız ve hızlanması düşük olan bir forvet için veya GF için, ki OOS'de de yani bana sorarsanız SF veya GF'dense OOS'de daha iyi iş yapabilecek özellikleri var, paslarına baktığımızda özellikle. Ama gene burada fiziksel temasın 85 olması, ki burada daha yüksek bir fiziksel temas ofansif orta sahada şahsen isterim. Dolayısıyla ben Bergkamp için olumsuz konuşacağım. Şahsım adına konuşuyorum. Kulüp postu yaptığımızda da çok büyük bir fark olmuyor. Hızı 84 oluyor. Gene istenilenin altında. Geçtik Bergkamp'ı ve geldik en önemli, en çok merak edilen iki oyuncudan biri olan Lionel Messi'ye. Lionel Messi 2007 haliyle geliyor. Ronaldo'dan birazcık farkı bu. Son seviyeye getirdiğimizde görüyorsunuz 102 oluyor. Bir de Barcelona'yı alırsak 103 oluyor. Tabii ki 46 seviyede bu olacak. Yaşı çok küçük olduğu için 2007 Messi'nin yaş, dikkat ediyorsanız, 19. Gelelim son seviyede kulüp takımı seçilmemiş haliyle özelliklerine. Nerede oynuyor? Sol açıkta 97, gizli forvet 101, forvette 100, sağ açıkta 102, sağ kanatta 97, ofansif orta sahada 101 oynuyor. Kulüp postu halinde de hepsine birer tane ekliyoruz sanırım. Önemli değil. Gördük aradaki farkı. Peki gidelim özelliklerine. Kulüp takımı kulüp post seçili değilken. Hücum. Ofansif farkındalık, bitiricilik 99-98, şut gücü 89 yeterli zaten Messi. Zayıf ayak kullanımı 1, ki Messi'nin sağ ayakla attığı gol sayısı çok çok azdır. Bu arada çok çok az diyoruz ama gene ortalama bir oyuncudan çok çok daha fazladır tabii ki. Zayıf ayak yeteneği 3. Peki dış plase var mı Messi'de? Görmeye alışkın olduğumuz bir hareket değil kendisinde, değil. O zaman Messi ters ayaktayken çok büyük beklenti içerisine girmeyeceğiz, birincisi. İkincisi top sürme, yani top kontrolü, top sürme, sıkı top tutma ve denge konularına herhalde değinmemize gerek yok. Hepsi 99. Defans kısmına girmeyelim isterseniz, çünkü kafayla attığı gol sayısı herhalde çok çok azdır gene. Sıçraması, defansif farkında da top kazanması ve agresifliği çok çok düşük bir oyuncu zaten. Pas verme kısmında alçaktan pas, yüksekten pas 93-93, duran top falso 96-98. Bana soracak olursanız, şahsi görüşümü ekliyorum burada. Messi'nin 2007 hali duran toplarda çok başarılı değildi. Messi'nin duran toplara 98 olacağına, yüksekten pas 98, alçaktan pas 95-96 olup duran topları 91-92 olabilirdi. Falso'da sıkıntı yok ama duran toplar bir tık daha aşağıda beklerdim. Çünkü dediğim gibi Messi'nin 2007 yılında, 2008 yılında duran top yeteneği şimdiki kadar iyi değildi. Messi bu yeteneğini çok çok sonra daha iyi geliştirdi. Benim görüşüm Messi'nin yüksekten pas özellikle, yani baktığımız zaman Messi'nin attığı o ince pasları düşündüğüm zaman 93 çok az kalıyor bana göre. Çünkü diğerlerine baktığımızda bu 99'lara bakıyoruz. Evet, hepsi çok güzel ama yüksekten ve alçaktan pas Messi ayarındaki, Messi zekasındaki, Messi kalitesindeki bir oyuncu için şahsen çok çok az. Fiziksel temas kısmına geliyoruz. Fizik kısmına geliyoruz. Hızlanma 98, ki Barcelona alırsak bunlar 99 oluyor. Fiziksel temas çok kötü. İşte dayanıklılık 96, form 8, sakatlık hassasiyeti düşük. Messi'nin tek kötü özelliği fiziksel teması olacak. Messi'nin tek kötü özelliği bu olacak. Buraya dikkat. Bu ne demek? İkili mücadelelerde rakip yapıştığı anda Messi ile topu kurtarıp yanından atıp gitme ihtimaliniz biraz düşük. Yani Messi'yi rakiplere çok yaklaştırmadan hızını kullanıp veya anında pasını, şutunu kullanıp kaçırmaya çalışmak gerekiyor. Yoksa Messi'den verim alamayız. Uzatmak istemiyorum. Çok daha konuşuruz Messi ile alakalı ama Messi büyük beklentiler içerisinde miyim? Evet. Çünkü 2007 Messi ilk defa oynayacağız oyunda. PES 2007'den sonra ilk defa 2007 Messi ile oynayacağız, öyle söyleyeyim. Büyük beklenti içerisindeyim. Farklı bir oyuncu olacak çünkü. Ronaldo 2019 modeli. Birazdan bakacağız. Çok büyük bir fark yok Ronaldo'yla. Bunun yüzü, saçları bile değişik. O yüzden farklı bir Messi ile oynayacağız. O yüzden heyecanlıyım. Fakat çok büyük, ne diyeyim, tedirgin eden konular da var benim. İşte fiziksel temas vesaire.
Maradona'nın özelliklerini andırıyor Messi'nin bu özellikleri. Yüzlük Maradona'nın özelliklerini andırıyor. Ve maalesef yüzlük Maradona biliyorsunuz ki oyunda çok etkili değil. Dolayısıyla ben böyle bir çekince içerisindeyim. Messi ile alakalı umarım öyle bir sıkıntı yaşamayız. 102'nin 103'ün hatta Barcelona'ya aldığımızda hakkını verir ve hayırlı olur diyelim Messi için. Ben Messi için Messi'yi aldım. Barcelona için tam tersi. Messi için Barcelona'yı aldım öyle söyleyeyim. Bana soruyorlar hangisini alalım hangisini almayalım. Siz bilirsiniz tamamen keyif meselesi. Hep bunu söyledim. Burada da aynısını söylemiş olayım. Messi için ben Barcelona'yı sipariş ettim ki ikinciyi alabiliyoruz konsolda bildiğiniz üzere. Burada da yüksek ihtimalle Beckham alacağım. Birazdan oraya geleceğiz. Ve geldik Cristiano Ronaldo'ya. Son seviyeye getiriyorum. Türkçe yapalım. Son seviyeye getirelim. Kulüp bost yaparsak Ronaldo sol açıkta 100 oluyor. Ama önce kulüp bostsuz bakacağız. Sol açık 98, gizli forvet 94, forvet 99, sağ açık 92, sağ kanat 89, sol kanat 89. Şimdi Ronaldo zaten genellikle sol açık değil de SF oynatılıyor. Buraya dikkat 99. Bost yaptığımızda Juventus aldığımızda bu da 101 oluyor. Dikkat. Bu sene gelen 101'lik Ronaldo'lar gibi oluyor. Bu haline bakacağız. Gene bostsuz haline bakacağız. Hücum, ofansif farkındalık, bitiricilik, şut gücü gayet güzel. Şut gücü 96. Gayet iyi. Zayıf ayak kullanımı, zayıf ayak yeteneği sağ sola her türlü yapıştırır Ronaldo'nun bu özellikleri. Top sürme, top kontrolü, sıkı top tutma ve denge gayet iyi. Sıkıntı yok. Defans konusu kısmına geldiğimizde kafa ve sıçramalar tabii ki Ronaldo zaten o rekor kırarak zıplayarak gol attı, o sıçrayarak gol attığı pozisyon sebebiyle o anın oyuncusu olarak geldiğine göre burada baktığımızda bunların aslında kafanın da 99 olması gerekiyordu diye düşünüyorum. Defansif farkında top kazanma vesaire çok önemli değil. Ve fizik kısmına geldiğimizde hız 88 çok az. Ronaldo için hız 88 çok az bana göre. Hızlanma 89 gene az. Ya bu adam belgeseli falan var. Bu adam futbolcular arasında en hızlı oyunculardan biri. Yani 100 metreye en hızlı koşabilen oyunculardan biri. Biliyorsunuz bazı pozisyonlar var bununla alakalı. Dolayısıyla ben hızın Ronaldo için 88'ini, hızlanmasını 89'u rezalet olarak nitelendiriyorum. 95 civarı olması gerekiyordu bana soracak olursanız. Fiziksel temasta sıkıntı yok. 93 Ronaldo'yu en baba stoperler bile fiziksel temas açısından zor durduracaktır. Dayanıklılık 89 sıkıntı yok. 90 dakikayı kontra hedefle çıkarabilirsiniz. Form 7, sakatlık hassasiyeti 2. Alçaktan pas 85, yüksekten pas 84. Bunların da Ronaldo için en azından bir 90 olması gerekiyordu bana soracak olursanız. Duran toplar da gene en az 90. Faul sonunda gene bir 86 değil de gene bir 90. Yani şu 4 özelliğin de ben gene bir 90 olmasını beklerdim Ronaldo için. Özellikleri, diğer özellikleri burada öyle yaprak vuruşu vesaire gene Ronaldo'da mevcut. İkonik Ronaldo'nun özellikleri bunlar da kulüp postu yaptığımızda da özellikler bu şekilde artıyor. Geçiyoruz. David Beckham. David Beckham Türkçe yapalım gene şuradan seviyeyi 35 yapalım. 35 seviye de çokmuş. Ve özelliklere gelelim. Kulüp postu almıyorum gene. Manchester United'ı almadığım zaman sağ açıkta 93, Dost'ta 99, Göbek'te 98, sağ kanatta 99. Bu adamı alacak olursanız benim tavsiyem göbek veya dos oynatmanız. Ki dos oynatırken de bunun defansif özelliklerine güvenip değil de pas özelliklerine güvenip dos oynatmanız şimdiden söyleyeyim. Yoksa defansif orta sahada tabii ki Vieira tarzı bir oyuncu. Vieira'yı bulamayacak olsanız bile başlarda. Vieira tarzı bir oyuncu ile orayı toparlarsanız Beckham'ı bu şekilde değerlendirebiliriz. Bakalım Beckham'ın özelliklerine şimdi. Hücum, ofansif farkındalık, bitiricilik, şut gücü gayet iyi. Şimdi Beckham'ın şut gücünün 99 olduğu bir yerde Ronaldo'nun şut gücü neden 99 değil diye sormak istiyorum. Ronaldo'nun şut gücü 99 değildi diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Zayıf ayaklar önemli değil zaten. Zayıf ayakla, sol ayakla çok önemli şutları yok. Top sürme, top kontrolü çok fazla. Çok fazla abartı bana göre Beckham'ın top sürmesi özellikle. Top kontrolü falan tamam ama dengesi tamam. Sıkı top tutma bir nebze tamam 91 ama top sürme 96 fazla bana göre. Devam ediyoruz. Defans kafa tamam. Sıçrama 87 yapmışlar ki çok fazla kafa özelliği yok. En azından ezilmesin diye. Boyu da çok uzun değil. Ama bana soracak olsanız sıçramada 87 fazla.
Beckham için defansif farkındalık, top kazanma düşük. Tabii ki agresiflikte 83 normal. Ve pas kısmına geldiğimizde tartışmasız hepsi 99. Abartı mı? Bana göre abartı. Yani Messi'nin burası 99 olması lazımdı. Hepsi bana göre burada Beckham'ın 99 olması. Oyunun en iyi pas atan oyuncusu diye tanımlıyorum kendisini geçen seneden beri. Önümüzdeki senede Beckham oyunun en iyi pas atan oyuncusu olacaktır. Falso ve duran topları zaten girmiyorum. En iyi frikik kullanan oyuncusu da tabii ki, en iyi korner kullanan oyuncusu da David Beckham. Devam ediyoruz. Fizik, hız 93 abartı mı? Kesinlikle. Yani Ronaldo'nun yanı 88'di diye hatırlıyorum. Az önce baktık. Burada 93 olması Beckham'ın abartının daniskası. Hızlanma 90, fiziksel temas 84, dayanıklılık 99, form 8. Abartı, abartı, abartı. Yani bu özellikler Beckham'ın en üst seviyede futbol oynadığı dönemlerde belki birkaç maçta sergileyebildiği özellikler. O kadar söyleyeyim. Abartının abartısı olmuş David Beckham. Çok fazla özelliği abartı dedim. Baştan beri oyuncuları değerlendiriyoruz. Beckham'ı abartı konusunda abarttık. Evet, abartı yani. Yapacak bir şey yok. Ama Beckham için Manchester United alınır mı sorusuna gelecek olursak, tabii ki Beckham için Manchester United alınır. Tartışmasız alınır. Ki ben dediğim gibi alacak olursam ikinciye Manchester United'ı alacağım. Şöyle bir ihtimal var. Kurt bonusundan 5'te 1 çıkma ihtimali var. Beckham'ın da öyle de bir ihtimalimiz var. Bilemiyorum, artık bakacağız. Ve son oyuncumuz Oliver Kahn. Kalede 95 oynuyor. Stoper'de 62. Bunlara bakmaya gerek yok. Tek kaleci ikon kulüp selection'larda verilen Oliver Kahn. Kulüp boss'ta 96 oluyor. 96'lık bir kaleci sene boyunca birkaç defa gelecektir. Konami işin şeyini çıkartmazsa diyeyim. Siz anladınız. 96'lık bir kaleci kolay kolay gelmez. Bayern Münih alındığında 96 oluyor. Oliver Kahn şut gücü 98. Kaleciliği konusunda ben zaten 99 hepsi. Burada şunu söyleyeceğim. 2020 için konuşacağım. Büyük ihtimal 2021'de de aynısı olacak. Oliver Kahn, PES 2020'nin ikon Oliver Kahn için konuşuyorum. En iyi kalecisiydi. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. İkon Oliver Kahn, tekrar ediyorum, PES 2020'nin en iyi kalecisiydi. Courtois ile kapışır bu konuda bana göre. Ya Courtois'a bir derim, öne çıkan Courtois'a, ya da Oliver Kahn'a bir derim, ikonik olanına. Ama bunun bir de sarı kartı var biliyorsunuz. Efsane sarı olan Oliver Kahn var ki o işte oyunun en kötü kalecilerinden biri desem abartı olur mu? Evet, abartı olur belki. O kadar kötü değil ama çok çok hatalı goller yediğine şahit oldum. Ve o oyuncuya güvenilmemesi gerektiğini hem 2020 için hem 2021 için şimdiden söylemiş olayım. Burada ikonik Kahn için zaten söyleyecek olumsuz bir şeyimiz yok. Muhtemelen PES 2021'in en iyi kalecilerinden ve belki de en iyi kalecisi olacak Oliver Kahn. PES 2021'de gelecek olan ikonik kartları bu videoda değerlendirmiş olduk. Uzun bir video oldu, uzun uzun konuştum ama tüm oyuncularla ilgili görüşlerimi burada sizlere aktarmış oldum. Dediğim gibi bazı aklıma gelen sorulara da cevap vermiş oldum. Bunlar haricinde soracağınız sorularda videoda bahsettiysem zaten her zamanki gibi cevabımı vermem. Sonrasında yorum bölümünden cevap vermem. Zaten videoda bahsettiysem, tekrar altını çiziyorum. Ama videoda bahsetmediğim konularda da zaten çok bilgi sahibi değilim. Bilgi sahibi olduğum konularda tabii ki gene herkese elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Kendinize iyi bakın. Klasizm kanalını takip etmeyi unutmayın. PES 2021 ile alakalı videolar gene bu kanalda olacak.